Denizli merkezde 15 bin, çevrelerinde beraber 20 bine yakın müzisyen arkadaşımız var. Sadece tek gelirleri bu iş, yani müzisyenlik olarak. Bizim önünde bütün müzisyenler toplandı. Biliyorum, bu bir kere beğenemedim. Yaptık. Bundan sonra bir daha yapacaktık çünkü hiçbir sonuç alamadık. Bir daha yapacaktık. Polis engelinde karşılaştık. Yapamazsınız diye. Şimdi az önce bazen karşılıklı konsaygıyla konuşarak şeyler yapmaya çalışıyoruz. Vergilerinizi, stoparjlarınızı, sosyal güvenlik primlerinizi ödeyebiliriz. Peki bu fuarlara başladığından beri arka arkaya paketler açıklandı. Evet. İlk bunlardan faydalanabilir size bir destek oldu mu? Bir tanesinden bir gram bile faydalanmadık. Başvurdunuz mu? Yani başvurmak için kimsenin götürülü olması gerekiyormuş. Yani kimsenin bir şey şartları gerekiyormuş. Kimsenin iş borcu olmaması gerekiyormuş. İyi de. Şartları sağlasam ben zaten niye para yapayım? Anladım. Peki günlük ciromuz ne oldu? Yani pandemi öncesi ne için dedi? Günlük civarındaydı. 3 liraya kadar düştü, 4 liraya kadar. 4 liraya kadar düştü. Peki ne tür size bir destek olması lazım? Mesela devletin yapabileceği, devletin aldığı vergilerden veya SSK vergilerinden tutandık. En azından bir yardım olabilir. O da evet. Bir kiramızı vermesin tamam. Yani kimsenin kirası 500 lira elinde. Yani burada kimsenin kirası olmaz. Yani o 7 lira bir kira şişeyi tutuyor. Evet. Sen nasıl SSK veya vergilerden altta bir sene bir Biz pandemi zamanında geldiğinde biz bayağı mağdur kaldık. Normalde ciromuzu bıraktık, şeyimiz hani günlüğümüzü çıkarmaya çalışıyoruz. Yani amacımız günlüğümüz. Devletimiz hala bir yardım görmüyoruz. Stopajlar gene yüksek, aynı devam ediyor. Yani hiç onların kanalında hiçbir şey yokmuş gibi. Sadece bu cezayı bizlere kesmek doğru bir şey değil. Biz mutlu değiliz. Yaptığımız işi mutlu, severek yapmıyoruz. Çok mutlu değil. Masraflar arttı. Günlük yaptığımız masraflarımız, girdilerimiz çok fazla. Buna bir dur diyen yok. Böyle bir mekanizma yok. Peki pandemi gelmeden günlük ciro neydi? Kaç paralık satıyordunuz? 1500 civarında. 1500 ciromuz var. Şu an ne kadar? 300 ila 500 arasında ciromuz var. O da eleman parasını çıkarabilir miyiz? Bunun içerisinde. Günlük masrafını çıkarabilir. Peki kiranı ödeyebiliyor musun? Zor zor. Yani bir ay ödüyoruz, bir ay aksatıyoruz. Rica ediyorsa şöyle yapsak mesela. Mümkün onlar da yani şimdi iş yeri sahibi de bir insan. O da geçimini ondan sağlıyor. Mecburuz yani birbirimizi ayarlı yapalım. Yani. Peki sosyal güvenlik primlerini, bağ kurumu çalışanların sigortasını ödeyebilir miyiz? Hayır, hayır. Ödeyebilir. Bunları geciktiriyoruz. Peki, bir sürü paketler açıklandı, şeyler oldu. Size o paketlerden hiçbir şey gelmedi mi? Geldi. Başvurdunuz mu? Kira yardımı sanırım basit usulü olmamız gerekiyor. Şimdi basit usulü değiliz. Şimdi büyük şehirlerde aylık 750 liraymış kira yardımı. Sizin burada dükkan kiralar ne kadar? Şu anda burası 3 bin lira. 750 lira olmuş. Peki ne yapılmasını istiyorsunuz? Yani iktidardan beklentiniz, talebiniz nedir? Bu gerçekten ben baktım burada 60 küsur tane iş yeri var. 5-6 tanesi ancak açıyor. O da giyim ve çantacılar. Diğerleri tamamı kapalı. Buradaki esnafı rahatlatacak ya da en azından karnını doyuracak kadar bir ne yapmasını istersiniz? İktidar size ne yapsın? Yani bizler aracılığıyla ne istenmemizi talep edersiniz? İlk önce bizim girdilerimiz en önemlisi kiralarımız. Anlarsınız. Stopaj var. Çok önemli. Yani SSK'nın üzerine, kiranın üstüne binen stopaj var. Evet. Bunun kesinlikle kaldırılması lazım. Peki, en azından bu dönemde kaldırılması lazım. Sürekli dün grup toplantısında da aynı şeyi söyledi. Evvelsiz bir salı günü. Esnafın stopajı kaldırılmalı dedi. Siz de aynı şey. Peki genel başkanımızın bu talebini duydunuz mu? Bu gerçekten bizim şu anda için, yani şimdi biz öyle bir durumdayız ki bu durumda bunun kalkması lazım. Ben fedakarlığımı yapıyorum. Ciromdan yapıyorum. Arabalarımı sattım. Kredi kartlarım dolu. Ağzına kadar dolu kredi kartı. Kredilerimi zamanında ödeyemiyorum. Ben fedakarlığımı yapıyorum. Ama devlet de yapması lazım. Devlet bazı şeylerden bize fedakarlık yapması lazım. Bizim bu işi götürmemiz için bize destek vermesi lazım. Bunu görmüyoruz. Yani siz kaç ayda kapalısınız şimdi?
Kaç aydır iş yapamıyorsunuz pandemi? 8-9 aydır böyleyiz mesela. Peki yani evinizin kirası var, çoluğunuz çocuğunuz var. Nasıl geçiniyorsunuz onları? İşte arabalarımı sattım. 3 tane arabam vardı. Şu anda bir tane düştüm. Onu da en alt segment bir arabam, ayağımı yerden kesecek şekilde. Öyle bir araba aldım. En istedim. 3 tane arabayı sattım. Borçlu, hiç kimseye ben ödeyemeyeceğim, ben bugün ödemeyeceğim diyemezsin. Herkesin bir masrafı var, bir şeyi var. Kiramızı, işte verdiğimizi, aldığımızı, nasıl öderiz? Bunun peşindeyiz biz. Şu anda durum bu. Devletimiz yani onları istiyoruz, yani yardım kesinlikle. Yani bu işin cezasını esnafa kesilmemesi gerekiyor. Her yer açık ya, her yer açık. Kongreler açık, pazarlar açık. Yani her yer açık. Neden sadece biz burada işimizi doğru bir şekilde yapıyoruz, hijyenimizi doğru bir şekilde yapıyoruz. Kolonyalarımız var, dezenfektörümüz, bize gezere şu kadar insan, masa, bu kadar yani bize bir şey söylense biz onu yapıyoruz zaten. Peki HES koduyla mesela alışveriş merkezine HES koduyla girilebiliyor. Yani, sizin de buraya sınırlı sayılı HES koduyla girip tedbirler alınıp falan böyle bir şey sağlanmasının noktası mümkün müdür? Zaten. Yani şimdi HES kodunda her yere girebiliyorsun. Yani bankasında, alışveriş merkezinde her yere HES kodunda girebiliyorsun. Böyle bir yere de girilmesi gerekiyor. Biz neden günah işçisi seçiliyoruz ki? Böyle bir yerde de bunlar olunabilir. İnsanları bu şekilde cezalandırmamak gerekiyor. Bütün esnaflar bence bundan muzdarip demiş.